Değerli dostlar, bugün size Sait Halim Paşa'dan bahsetmek istiyorum. Sait Halim Paşa gerçekten çok enteresan bir isim. Osmanlı'nın son dönemine şahitlik etmiş ve birçok yönüyle Osmanlı'nın son dönemini yaşamış olan önemli bir devlet adamı ve siyaset adamı. Aynı zamanda önemli bir düşünce insanı. Sait Halim Paşa Kahire'de dünyaya geliyor 1864'te. İlk öğretim eğitimini, orta öğretim eğitimini Kahire'de tamamladıktan sonra Avrupa'da eğitimine devam ediyor. Akabinde Osmanlı'da önemli devlet görevleri yapıyor. Şurayı devlette azalık yapıyor. Rumeli Beylerbeyi görevini ifa ediyor. II. Abdülhamit'in son dönemlerinde kendisiyle anlaşamadığı için tekrar Avrupa'ya geçiyor ve 2. Meşrutiyet'ten sonra tekrar dönüp İttihat Terakki'de görevler alıyor. Yine devlet kademesinde farklı görevleri bulunuyor ve 1913'ten 1917'ye kadar sadrazamlık gibi önemli bir pozisyonda görev ifa ediyor. 1913 ile 1917 arası çok önemli çünkü bu dönemde Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Önemli çalkalanmalar var. Toprak kaybetmeler söz konusu. Ermeni meselesi söz konusu oluyor. Bütün bu süreçlerde sadrazamlık makamında olan Sait Halim Paşa bunlardan dolayı eleştirilen de bir isim. Bana göre de bu süreçleri olabildiğince kendi ölçeğinde mutedil bir biçimde yürütmeye de çalışan bir isim. 1919'da Ermeni meselesinden dolayı İngilizlerin de baskısıyla hükümlü hale geliyor. O Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa hepsi cezalı duruma gelmiş oluyorlar ve Sait Halim Paşa Malta'ya sürgün ediliyor. Yaklaşık 2 yıl kadar Malta'da kalıyor. Daha sonra bu mahkeme kararı lehine sonuçlansa da enteresan bir şekilde Sait Halim Paşa ülkeye kabul edilmiyor. Yani düşünün, yargılandığı ve yargı sonucunda suçsuz bulunduğu halde Malta sürgününden dönmek istiyor, ülkesine gelmek istiyor ama kabul edilmiyor bugünkü yöneticiler tarafından ve Roma'ya geçiyor. Roma'da da 1921 yılında bir Ermeni tarafından şehit ediliyor. Kısaca Sait Halim Paşa'nın hayatı böyle. Çok hızlı geçtim. Yani bütün ayrıntılarına girmek istemedim. Sait Halim Paşa niçin önemli arkadaşlar? Sait Halim Paşa Osmanlı'nın son dönemine şahitlik eden ama olayları dışarıdan izlemeyip içinde olan, aktif olarak bütün o süreçleri yaşayan bir isim olduğu için önemli. Sait Halim Paşa niçin önemli? İttihat Terakki gibi çok tartışmalı bir organizasyonun içerisinde yer aldığı ve en üst rütbe sayılan genel sekreterliğe kadar çıktığı için önemli. Sait Halim Paşa niçin önemli? Çünkü Sait Halim Paşa'nın sadrazamlık yaptığı dönemde 1. Dünya Savaşı başlıyor ve Osmanlı çok çetin, zor bir sürece girmiş oluyor. Hatta diyebiliriz ki Osmanlı'nın yıkılışına, tamamlanışına giden son nihai olaylar onun döneminde cereyan etmiş oluyor. Sait Halim Paşa niçin önemli? Çünkü Sait Halim Paşa çok önemli bir entelektüel aynı zamanda. Özellikle İslamcılık düşüncesi üzerine önemli metinler yazmış, risaleler yazmış bir isim. O döneme ilişkin elimizde İslamcılık üzerine çok fazla metin yok. İslamcılığı savunanlar var, Türkçülüğü savunanlar var, Osmanlıcılığı savunanlar var, Batıcılığı savunanlar var. Ama eser anlamında, metin anlamında en önemli eseri Sait Halim Paşa vermiştir diyebiliriz. Bu açıdan Sait Halim Paşa önemli. Tabii tüm bu olup bitenlerle ilgili Sait Halim Paşa önemli suçlamalara da maruz kalıyor. Ermeni meselesinden dolayı suçlamaya maruz kalıyor. Birinci Dünya Savaşı'na Almanlarla birlikte girmemizden dolayı suçlamalara maruz kalıyor. İttihat Terakki Organizasyonu'nun 2. Abdülhamit'i tahttan düşürmesinden dolayı yine suçlamalara maruz kalıyor. Bu eleştirilerle birlikte ben şahsen şöyle bakanlardanım. Osmanlı zaten sıkıntı yaşıyordu. Osmanlı kendisini toparlamaya çalışıyordu. II. Abdülhamit Osmanlı'nın adeta ömrünü uzatmaya çalıştı. Buna gayret etti. Ama birçok açıdan Osmanlı'nın kendisini toparlaması kolay değildi zaten. Buna ekonomik açıdan bakabiliriz, siyasal açıdan bakabiliriz, o günün teknik gelişmeleri açısından bakabiliriz. Bütün bu açılardan Osmanlı'nın kendisini toparlayabilmesi kolay değildi. II. Abdülhamit elinden geleni yaptı ama onun yaptığı
yaptığı ve yapmaya çalıştığı meselelerle ilgili de içeriden ihtilaflar devam etti. Bu ihtilaf sürecinde Sait Halim Paşa biraz daha muhalif diyebileceğimiz bir taraftaydı. Bir süre sonra da zaten İttihat Terakki'de yer alarak 2. Abdülhamit'e karşı bir yerde konumlanmış oldu. Ama bence olayları o günün şartlarında biraz değerlendirmek lazım. 1. Dünya Savaşı ile ilgili de eleştiri yapılıyor. Ama bence Sait Halim Paşa hem 1. Dünya Savaşı'na girmekle ilgili aslında direnenlerden biri, hem de girdikten sonra da süreci en az hasarla atlatma çabasında olan bir isim. Kendisi kişilik olarak da mutedil bir isim. Ama İttihat ve Terakki'nin zirvede olduğu, çok baskın karaktere sahip olduğu bir dönemde bana kalırsa Sait Halim Paşa'nın da yapabileceği çok bir şey yoktu. 2. Abdülhamit de yapabileceğinin çok çok ötesinde şeyler yaptı ama onun da Osmanlı'yı o günün şartlarında toparlama ihtimali bence zayıftı. Değerli arkadaşlar, Sait Halim Paşa'yı okumanızı öneririm. Özellikle Buhranlarımız diye önemli bir eseri var. Risalelerden oluşan bir eseri var. Bu Buhranlarımız kitabını derli toplu bir şekilde Ertuğrul Düzdağ hocamız, Allah hayırlı uzun ömürler versin, hem sadeleştirdi hem de derledi, toparladı ve güzel bir çalışma haline getirdi. Onu okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca Sait Halim Paşa ile ilgili Marmara Üniversitesi'nde hocamız Hanifi Bostan bir çalışma yapmıştı. İlklerdendir. Ona bakabilirsiniz. Yine Sait Halim Paşa ile ilgili Kudret Bülbül hocamızın özellikle siyasetle ilgili görüşlerini ele alan bir çalışması var. Onu inceleyebilirsiniz. Ama güncel olarak baktığımızda özellikle Sait Halim Paşa üzerine Vahdettin Işık hocamızın kapsamlı çalışmaları oldu. Hatta Vahdettin Hoca yeni bazı mektuplarını, risalelerini, yeni bazı notlarını da inceledi ve onların büyük bir kısmını Ketebe yayınlarından en son yayınlanmış olan kitabında toparladı. Yani diyebiliriz ki Vahdettin Hoca ikinci kez Sait Halim Paşa'yı toparlayan bir isim. Çok kıymetli bir arkadaşım, dostum. Ben Deniz'de yüksek lisans çalışması olarak Sait Halim Paşa'yı çalıştım. Daha sonra onu kitaplaştırdım. Sait Halim Paşa ve Siyaset Ahlakı diye. Güzel çalışmalar yapılıyor. Sait Halim Paşa ve o dönemin hem hareket insanları hem düşünce insanları yeniden ele alınıyor. Çünkü bunlar çok önemli şeyler söylüyorlar. Metinleri okuduğunuzda anlayacaksınız. Ben bu videoda çok detayına girmiyorum. Özellikle bir ayağını bu topraklara basan, dinimize, geleneğimize, medeniyetimize basan, bir ayaklarıyla da batıya ve bütün dünyaya açılabilen yetenekte, kabiliyette insanlar. Örneğin Sait Halim Paşa 4 dil bilen ve konuşan, iyi derecede bilen ve konuşan biri. Hem Arapçayı, Farsçayı çok iyi bilen ama aynı zamanda İngilizceyi ve Fransızcayı çok iyi bilen bir isim. Dolayısıyla bu isimleri okuduğumuzda hem Osmanlı'nın son dönemini iyi anlamış oluruz, onun Buhranlarımız dediği o bunalımlı, zorlu dönemi anlamış oluruz, hem de o günden bugüne neler yaşandı, neler oldu, biz o güne göre nerede duruyoruz, geldiğimiz nokta itibariyle ne kadar mesafe kat etmişiz ya da edememişiz, bunları da görmüş olacaksınız. Hepinize güzel okumalar, düşünmeler ve araştırmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.